Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını başlıyor. Zihinlere Operasyon. Sertaç Eş. 8 Kasım 2024 Cuma. Ekonomi o kadar kötü ki. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi %38. Açıklanan 10 aylık enflasyon %39.77 daha iki ay var, hedef geçildi. Bugün açıklanacak raporun da geride kalan hedefi yükseltmesi bekleniyor. Geçen yıl başında açıklanan 17.002 Türk liralık asgari ücretin alım gücü 12.000 Türk lirasına, 12.500 Türk liralık en düşük emekli maaşının alım gücü 9.000 Türk lirasının altına düştü. Papağan medya sayıklıyor. Asgari ücrete %25 zam yapılacak. Yapmayın, ücretlere hiç zam yapmayın daha iyi hiç olmazsa hizmetlere, ürünlere bu gerekçeyle gelecek zamların dayanağı ortadan kalkar. Devletin yapacağı zamlar bir yana, gözünü kar hırsı bürümüş olanlar, ücretlere yapılacak zammı bekliyor. Bekliyor ki, bu bahaneyle daha yükseğini kendileri yapabilsin. Ekonomistlerin yorumlarından anladığımıza göre, iki ay üst üste enflasyon rakamları Merkez Bankası'nın beklediği düzeyde geldikten sonraki ay faiz düşürülecek. Bu yıldan geriye kaldı Kasım ve Aralık. Ancak Ocak 2025'te zam yüklemesi gelecek ve bu ayın enflasyonunu %4 bekleyenler var. Zamlar doğal olarak Şubat enflasyonuna yansıyacak. Sonra üzerine ekleyin 2 ayı. En erken Mayıs-Haziran'da ölmezseniz belki bir tutam nefes alabilirsiniz. Emeklilerin yakınmalarını dinliyor ama pek hissetmiyorduk. Ankara'nın yoksul olmayan bir semtinde karı koca iki emeklinin ellerinde pazar arabasıyla çöplerden bir şeyler topladıklarını görünce içimiz yandı, çarpıldık. Bu ortamda iktidar en iyi bildiği şeyi başlattı. Zihinlere operasyon. Bu taktik genel seçimleri her şeye karşın kazandırmıştı. Yeniden devrede. Halk, güvenlik, beka, terör örgütüyle korkutuluyor. Öcalan mecliste konuşsun, örgütünü dağıtsın söylemi büyük tepki çekince saldırıya geçildi. İlk olarak Cumhuriyet Halk Partili Esenyurt Belediye Başkanı görevden alındı. Gösterdiği büyük tepkiyle kıvama getirildiği düşünülen Cumhuriyet Halk Partisinin önüne yeni hamle kondu. İkinci aşamada Dem Partili Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine operasyon yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi hiç düşünmeden Ahmet Türk'ü barış güvercini olarak niteledi, özel Mardin'e gitti. Dem Parti eş genel başkanı Bakırhan otobüsün üstüne çıkıp, bizim yolumuz Şeyh Said'in, Seyit Rıza'nın yoludur dedi. İktidar ortaklarının bakın Cumhuriyet Halk Partisi demlendi diyebilmeleri için tam da bu isteniyordu. Yaşananların cezası Cumhuriyet Halk Partisi'ye kesildi, zihinlere operasyonun ilk aşaması tamamlandı. Artık Cumhuriyet Halk Partisi, oyunu görmeli. Kurucu babalarının kurduğu bu ülkeye sahip çıkma işini başkalarına bırakmamalı veya bu görüntünün oluşmasına izin vermemeli. Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. 100 yıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.